Dostlarımız selam verdi. Ne olmuş lan burada? Dayı, yol verdi azıcık geçek lan. Hepinize merhaba dostlar. Havaları sakin buldum. Şükür sıcaklar biraz azaldı. Bugün böyle biraz parçalı bulutlu bir havada, kapalı bir havada video çekiyorum sizlere. Arkadaşlar inanır mısınız? Yani bayağıdır havalar acayip sıcak. Kadirli'de yaşayanlar, Adana çevresinde yaşayanlar bilir. Havalar acayip sıcak. Ve bu da hani video çekme konusunda bayağı sıkıntılı oluyordu. Hani oruç tutuyoruz malum biliyorsunuz. Ve hani konuşması zor oluyor, bir şeyleri anlatması zor oluyor. Yani sıcakta ekipmanla bunalıyor insan. Ben de mecbur kalmadıkça bilmedim. Yorgunluk oluyor. Burada da lan ne trafik varmış burada da. Normalde hiç olmaz. Şimdi arkadaşlar, madem havaları serin bulduk, biraz konuşalım, muhabbet edelim. Fren, yani frenlerden bahsedeceğiz bugün biraz, disk. Arkadaşlar, yağlarını sürekli kontrol etmek gerekiyor, değiştirmek gerekiyor. Bazılarında KT'lerde, bu tip motorlarda, şu gördüğünüz kutunun içinde ön fren hidroliği oluyor, yağı oluyor yani. Biliyorsunuz ön fren disk bunlarda, arka fren balata. Eğer sizin iki tarafı da, yani ne bileyim başka motor kullanıyorsunuz mesela, iki tarafı da diskse bunları kontrol edin arkadaşlar. Yağlarını yani sürekli değiştirin. Bakın akmış mı akıtmış mı. Disk çok ısınabilir eğer yağınız azsa ve freniniz tutmaz arkadaşlar. Hatta kitleyebilir bile yani. Tekerinizi kilitler yağsı hiç olmazsa içinde bir şeyler olabilir yani. O sebepten ötürü bunları kontrol etmek gerekiyor. Şimdi balatayı da kontrol etmek gerekiyor arkadaşlar. O yayını sürekli sıkmak gerekiyor. Düzenli olarak kontrol etmek gerekiyor freni hassasiyetini. Yani tutuyor mu tutmuyor mu. Çünkü zamanla kullandıkça aşınan bir şey bu yani. Ve yay sonuna doğru geldiği zaman fren şeyi değiştirmeniz gerekiyor artık balatanızı. Daha iyi bir şekilde motosikletiniz durmasını sağlamak için. Yani bunlar önemli şeyler. Dikkat etmeniz gerekiyor. Aksatmamanız gerekiyor. Fren biliyorsunuz hayatımızda önemli bir yere sahip. Ön fren olsun, arka fren olsun. Kimisi iptal ediyor ön freni, arka ön freni falan işte motorda sıkıntı oluyor bilmem ne cartçuk diye. Ya arkadaşlar bunları hepsi gerekli aslında yani. Mesela yokuştasın, ön fren lazım oluyor durman gerektiğinde. Öndeki araç birden durursa geri durman için. Yani kaçmaman için, aracın kaçmaması için. Tek ayağınla frene basamazsın, zor olur. Bu arada videolarda diyorsunuz ki, yani videoyu atıyorum. Biliyorsunuz okula gidip gelirken atıyordum sürekli. Abi hep aynı yerlere gidiyorsunuz, Kadirli ne kadar küçükmüş falan diyorsunuz. Arkadaşlar ben aslında videolarda size bahsediyorum. Ben okula giderken ki çektiğim videoları sizlerle paylaşıyorum. Onun haricinde çok gezmiyordum. Bugün havayı güzel gördüm. Şöyle biraz gezeyim dedim. Hem dolaşalım istedim. Rahat olur. Trafikte bugün yoğun yani. Hani malum iş çıkışları. Trafik bugün yoğun. Oğlum bu arabayı nasıl koydun lan buraya? Hayır sen ne yapıyorsun? Sen de kapı aç. Oh yeah. Ne kadar güzel. Bir de arkadaşlar motorunuzu sürekli bilmediğiniz durumlarda motosikletinizi ara sıra çalıştırmanız gerekiyor. Neden çalıştırmanız gerekiyor? Ya arkadaşlar bu motor kendi yerinde durduğu zaman, sürekli sabit durduğu zaman sıkıntı oluyor. Yani hani ufak tefek çalıştırmak gerekiyor. Hem aküsü şarj olur, ne bileyim bitmez mesela. Hem daha güvenli bir şekilde motorunuz çalışır olur yani. Aksi takdirde sıkıntı oluyor. Ya motorunuzu ne bileyim ara sıra çalıştırın arkadaşlar. Yani öyle şey yapmayın. Uzun süreli mesela bilmeyeceksinizdir. Evdesinizdir ama yani motosikletinize yakınsınızdır. Garajınıza yakınsınızdır. İnin 2-3 dakikanızı çalıştırın. Ayırın.
Bir de motosikletinizi silin arkadaşlar. Yani motosikletinizi ıslak bırakmayın. Mesela yağmurlu bir günde binmişsinizdir, ıslanmışsınızdır. Yani kimisi çıkarıyor ekipmanını, tamam iş bitti. Ama motoru öyle kirli şeyli bıraktığın zaman, ıslak bıraktığın zaman pas olabiliyor. Yani dikkat edilmesi gereken şeyler bunlar. Ve motosikletinizi paslansın istemezsiniz yani. Pas kolay kolay da çıkmayan bir şey. Tabi formülleri var, farklı farklı şeyler deniyor insanlar ama yani paslanmasın yine de ya. Elinizden geldiğince koruyun motorunuzu. Gördün mü sen olayı? Nasıl çıkıyor? Sinyalsiz çıkıyor. Freninizin, ön freninizin yağını değiştirdikten sonra arkadaşlar şöyle frende boşluk olabiliyor gördüğünüz gibi. Yani o yağın aşağı kısma, hidrolik kısmına ulaşması biraz zaman alabiliyor. Tabii bu motordan motora değişir bilmiyorum. Ben kendi motorum için konuşuyorum. Sıkıntı olabiliyor. O yüzden böyle tekerinizi deneyin. Yani freninizi basın bırakın, basın bırakın, basın bırakın. Yani tam performansını, o sıkılığı sağlamasını sağlayın. Yoksa fren tam anlamıyla tutmuyor. Bu da mevzu yaratabiliyor yani. Gerek yok. Yani ön fren çok önemli arkadaşlar. Bunu anlatamıyorum herhalde ya da bilmiyorum anlaşıldı mı. Yapın yani o kontroller özellikle yapın. Bebeğim seni biraz deneyelim bakalım nasıl gidiyor. Rüzgar çok oluyor burada arkadaşlar. Ulan ortalık iyi yaşarmış ya. Havalar sıcaktı bayağı. Ben de uzun süredir gazlamıyordum, özledim ya. KTM'lerin hepsinde şu ibrede sıkıntı var, devir göstergesinde. Yani 1000 kişide de aynı sıkıntı olurum arkadaş ya. Giderken böyle yapıyor işte. Abi yok ya, rüzgarı hissetmemiz lazım bizim. Ben rüzgarı hissetmeden yaşayamıyorum arkadaş. Ya şu duygu bambaşka. Hani bir defa aldığın zaman zaten tamam ya. Daha sürekli istiyorsun, sürekli istiyorsun. Bakalım ortalık sakin mi? Geçiş hakkı bizim mi? Evet. Şöyle dönelim. Ya arkadaşlar, bana diyorsunuz ki işte kaderli küçük. Ya illa ki tabii ki büyük şehirlere göre tabii ki küçük ama güzel yani. Ben Kadirli'de gezilecek çok yer var ama işte dediğim gibi yeni yeni fırsat oluyor. Bu arada arkadaşlar mikrofonum, benim kas kameramdaki mikrofonum geldiğinde böyle, ben bir söktüm kamerayı, kaskı temizlemek amaçlı söktüm arkadaşlar. Titreşimin bir diğer sebebi de o mikrofonun ucu, kablosu yerinden çıkmış. O da titreşim yaptırıyormuş. Bir inşallah şimdiki ses iyidir yani. İnşallah kötü bir ses yoktur.
depo kapağı çok titriyor işte. Ula zehir makinesi sıktı arkamdan koşar. Bunu Adanalılar daha iyi bilir, bu TV'de yaşayanlar. Hop, fren yap. Viraja çok sert girilmez biliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu motorla sert girilmez aga, direksiyon çok büyük. Ya havanın böyle olmasını çok özledim arkadaşlar, inanır mısınız? Sıcaktan ölüyorduk ya. Ya yaprak kımıldanıyordu arkadaşlar, yaprak kımıldanıyordu ya. Hava size doğal klima. Oley! 120'yi geçtik be. Şimdi arkadaşlar bunu soruyorlar bana, nasıl geçiyorsun abi falan filan diye. Lan burası biraz yokuş aşağı, tamam mı? Bastın mı gidiyor motor. Yani size videoda nasıl hissediliyor bilmem de, o kadar çok yokuş olmasa da biraz yokuş. Ve ibresi orijinal ibre arkadaşlar. Yani Mondial'in kutusunda aldım ben, yani orijinal her şeyi. Bilmem yani doğru mu ölçüyor, yanlış mı ölçüyor, bu konu biraz bir ara gündeme geldi. Abi sen nasıl 120 yapıyorsun, biz yapamıyoruz falan. Arkadaşlar bilmem vallahi, gidiyor motor. İbre nasıl ölçüyor, nasıl ölçmüyor bilmiyorum yani. Ama yapıyor yani 120 maşallah. Ön dişlisi 15'te 16 yaptım. Geri her şey orijinal. Arka dişli kaç bilmiyorum. Orijinali neyse odur arkadaşlar. Alındığından beri arkayla pek oynamadım. Önle oynadım sadece. Işığı burada sandım, birden ön fren attım. Bir ilerideymiş. Unutuyoruz arkadaşlar ya. Motora binmeye binmeye unutuyoruz yani. Görüyor musunuz? Böyle bir geçiş hakkı sadece. Evet, olabilir. Güzel. Görüyorsunuz şu an mesela ön freni kullanmaktayım. Niye? Yokuşta duruyoruz biraz. Eğimli bir yokuşta duruyoruz. Eğim yani, eğim var. Şurada da turpu görüyorsunuz. Yine selam verelim turpa. Bizim logomuzun turpu. Kadirlimizin. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Lan bir de beni kurye sanıyorlar arkadaşlar bazen. Bazı durumlarda. Arkadaşlar kurye değilim. Ama kurye dostlarımızı da iyi anlıyorum. Kurye dostlarımıza da selam olsun. Onların yani bu konuda emekleri büyük. Motosiklet konusunda. Özellikle kuryelere çok dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Görmemiz lazım. Onlar biraz aceleci olabiliyorlar, hani tam teslimatı yerine getirebilmek için, görevlerini tamamlayabilmek için bu konuda bazen dikkatsiz olabiliyorlar. Tüm kurye dostlarımıza ben diyorum ki kamera takın, kamera kullanın. Yani eksiksiz gezmeyin. Hata bazen sizde de olabiliyor, karşı takım diyorum, karşı tarafta da olabiliyor. Yani en azından bir deliliniz olur, tamam mı? Yani hem kameranız olunca biraz daha size dikkat ederler yani. Tartışmaya girmezler ya da ne bileyim, o sizi biraz daha koruyucu bir etkendir. Sıcaklarda çalışıyorsunuz, havalar çok sıcak yani, biliyorum teslimat yapmanız gerekiyor ya, ama ihmalleri elden bırakmayın yani. Siz olun, ekipmansız binmeyin. Görüyoruz yani kaza fotoğraflarını, şeylerini, hepsinin hali pişman yani ekipman kullanmadıkları için. Siz onlardan biri olmamak için arkadaşlar sonuna kadar ekipmanınızı iyi seçin. Ulan buranın yolları da neymiş arkadaş ya? Her yer değişik değişik. Hem gazladık, hem dolaştık, hem turladık, hem muhabbet ediyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz hava güzel, çiçek. Ya tam bu motosiklet havası var ya aslında, böyle çok güneşli değil, çok soğuk değil pardon. Yani tam motosikletle gezilecek hava bu arkadaşlar, böyle harika ya. Şimdi biliyorsunuz benim motosikletimde arka balatayı değiştirmiştim ben. Bir gıyık gıyık ses geliyordu. Arkadaşlar balatayı inceliyoruz, bakıyoruz. O sesi çıkartmasına sebep olacak hiçbir
şey yok. Ama gelin görün ki biraz araştırdık, motoru sildik, temizledik, ettik neyse derken bu arka balatanın fren yayının sertliğini ayarlayan, yani yay var arkadaşlar arkada. Onu size resmini koyarım. O arkadaşlar, onun tutan bir parça var böyle yuvarlak. İki tarafı yuvarlak. Ortasında bir delik var arkadaşlar. O parça ses yapıyormuş ya. İnanabiliyor musunuz? Ses sırf ondan geliyormuş. Yani baktık, inceledik biraz. Onu ben sildim, yağladım, ettim. Frene bastım mı şimdi artık daha ötmüyor. Yani eğer sizin de freninizde o ötme sesi varsa ve nasıl gidereceğinizi bilmiyorsanız arkadaşlar, bir de o benim dediğim yeri bir temizleyin, bir silin, bir bakın. Belki sizde giderebilir. Ha, bazı durumlarda da arkadaşlar balatanın içi tozlanabiliyor, toz kaçabiliyor, ötüyor, güyek güyek ya da bitmiş olabiliyor arkadaşlar balata. Yani bugün konumuz genelde frenler oldu biliyorum ama sizlere en azından bilgi veriyorum. Motora binmediğim süre zarfında ben de bunlarla uğraştım. Motoru biraz daha iyi bir hale getirmek için uğraştım arkadaşlar. Sen çıkacaksın ama sinyal vermiyorsun. Çok güzel. Kafayı uzat camda. Biz senin yola çıkacağını anlarız. Yani genel olarak muhabbet bundan ibaretti arkadaşlar. Sizlerle birlikte biraz gezdik, biraz dolaştık. Yine farklı farklı yerlerden video gelecek arkadaşlar. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Ve bu arada arkadaşlar, en büyük sıkıntılarımızdan biri de bildirimler. Bildirimler arkadaşlar kapanıyormuş, bir şeyler oluyormuş. Arkadaşlar, abone ol butonunun yan tarafına tıkladıktan sonra sadece sizden ufak bir isteğim var. O çana da tıklayın. Çana tıkladığınız takdirde bildirimleri aktif etmiş oluyorsunuz. Abone olduğunuz zaman bildirimler aktif olmuyormuş her şeyde, platformda. Bunu öğrenmiş olduk. Bildirim gelmiyor, videolar az izleniyor. Hani izlenmesinde değilim. Hani en azından size bildirim gelsin. Bunu da öğrenmiş olduk arkadaşlar. Sizlere söyleyeyim yani. Yapılışını da aşağıdaki, şu an çıktı zaten, izliyorsunuz nasıl yapıldığını. Bildirimleri o şekilde aktif ederek arkadaşlar videolarıma en hızlı şekilde ulaşabilirsiniz. Yani sizlerle bugün muhabbetimiz bundan ibaretti. Hem gezmiş olduk hem dolaşmış olduk. Havanın tadını çıkarmış olduk arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve en önemlisi ekipman kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada yukarıdaki çıkan iyi butonuna tıklayarak da oyun kanalıma bir göz atabilirsiniz. Oyun sever dostlarımı da o kanalıma bekliyorum.